Benim mekanımdan kadın kaldırmak ne demek lan? Olayların buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Nereden bilebilirdim ki? Ulan bir sefer masana oturup içkini içtim diye senin mi oldum lan? Nereden bilebilirdim ki? Başıma gelecekleri biliyordum. Hazırlıklıydım. O akşam benim için aşkın ne demek olduğunu herkese öğrettim. Olayların bu noktaya geleceğini bilmiyordum. Nereden bilebilirdim ki? Benim mekanıma geleceksen adam gibi geleceksin. O kadına sahip olmalıyım. Bitmiş la bu. Sen kalk. Beni bu hayattan söküp alacağını söyle. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Ben her şeyim son verdim. Erol dedim. Bu işi zirvede bırakmak istiyorsan bana bir rol yazacaksın. Öyle güzel bir şey olacak ki zirvede bırakacaksan ondan sonra uzun metraja gideceğiz. Erol baktı yüzüme, ne istiyorsun de. Dedim ki benim hayalimde bir rol var. Payım şarkısını oynamak istiyorum dedim. Erol bir baktı. Yazayım dedi ya. Yazayım. Hemen ama aklımda o an bir baktı. Bakış şeyin arkasından geçiyor. Görüyorsun ve gözlerin arkasından beyinden geçmeye başladı hikaye. Tamam dedi. Hatta oturduğumuz süre içerisinde evet kurguladım falan diye hatırlıyor musun Erol? Hikayeyi şekillendirmeye başladı. Fikir onun da hoşuna gitti. Ve kısa bir süre sonra çıktı senaryo. Yani hakikaten bayağı bir kısa bir süre sonra çıktı senaryo. Bir gün yine ekiple birlikte yaptığımız bir toplantıda Can'ın oyunculuk kariyeri boyunca kurduğu bir hayali bizimle paylaşması ve Erol'un da bu hayali gerçekleştirebileceği fikri ilk kıvılcımı attı ortaya. Can'ın çok istediği pavyon şarkısı rolünü oynama hayali aslında bir dönem Çağdırmak'la gerçekleşecekken bir takım pürüzler sonucu proje olmuyor. İşte nasip kısmet. Bizimle birlikte Derin Erol'un yazdığı senaryoyla Can buldu ve bu güzel iş ortaya çıktı. Film benim için klasik bir Erol Çelik sineması. Şöyle ki silah var, alkol var. Burada cesetler vardı, topladık onları. Kan var. İyi de bir dramatik kurgu oldu inşallah. Patron oynuyorum. Bir pardon patronumu oynadım. Sonunda geberdim. Yani tekmeyi birden filmin sonunda 4 ceset mi, 5 ceset mi desem, yok 6 ceset. Hamlet'in sonu gibi. Derindeki karakterim masum Merve. Olaylar hem onunla birlikte gelişiyor. Bu aşamaya Merve ile birlikte geldik. Ama Erdem'in oynadığı karakterin işte yaptığı yanlışlar doğrultusunda ilerleyen ölüm, savaşla birlikte. Derin projesiyle ilgili de söyleyecek aslında çok fazla şey var. Ama ben hani Derin filminin söylenecek şeylerin hepsinin videoya alındığını düşünüyorum. Onlar kurgulanacak ve herkes izlediği zaman evet bu adamların aklındaki buymuş diyecekler. Bütün ekip arkadaşlarımı tek tek çok kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Atıyorum Cansu. Patlat. Bir. Patlat. Dur. İki. Tamam. Bu daha feci patlat. Ağzını açık tut. Şu an mekanizm. Şu an bir tane daha var. Var. Basma. Patlat. Yavaş başladık. Tamam. 3, 2, 1. Gel. Çok yavaşça. Uzat. Güzel. Gitme. Tamam. Gitmeni istemem. Kimse
azıcık daha duygu vereceksin. Sonra tekrar pencereye döneceksin. Kamera uzaklaşacak. Tekrar sana yaklaşınca o ağlamaklı olan kısımlara geleceğiz. 3, 2, 1. Başladık. Hızla döneceksin. Anladın mı? Açıklama yapacaksın ya. Tak diye döneceksin böyle. 3, 2, 1 gel. Öncelikle başrol ben olayım diye çok yalvardım ama işte Canan Hoşgör'e kaptırdık. Ne yapalım? Kaderimizde bu varmış. Neden Canan Hoşgör'e kaptırdın? Bıyıklardan dolayı. Galiba bıyıklar küçük sorun oldu. Yoksa saçı falan çözmüştük hepsini. Canan Hoşgör'ün bıyıkları daha iyi. Evet, o gelmeden bıyıklarını aldırmış. Ben onu çözemedim. İşte gittir onu, ne yapalım? Bir dahaki filme artık. Canan bir gün bana dedi ki ben dedi hep pavyon şarkıcısını oynamak istemiştim. Hiç kısmet olmadı dedi. Ya Hacı dedim ben de hep pavyon şarkıcısı makyajı yapmak istemiştim zaten. Ondan sonra bir şekilde başladık. Tabii sonra şarkıyı dinletti. Şarkıyı dinleyince ben çok etkilendim. Bu projenin içinde yer almalıyım diye düşündüm. Sonra ekiple tanıştım. Bizim kamera arkasında yaptığımız şakaların bile görüntüleri çok fazla derece sayıda tıklandı. Tabii biz pavyon şarkıcısı makyajı diye yola çıktık. Sonra mutlu son olup herkes ölünce elimizi kana bulamış da olduk. Yine ben. Artık rol istiyorum. Rol. Vurdulu, kırdılı. Para bol. Rol bol. Artık Erol abi bize de böyle güzel bir yer hazırla da. Çekim var. Lütfen. Ne yapıyoruz? Çekimim var. Beni meşgul etme. Şimdi röportaj veriyorum basın mensuplarına. Biz ansan beraber. Bu ne abla? O ne abla? Ben ekip adına sorayım. Uzun metrajda ekip ücret alacak mı? Çalışacak. İşte ona göre abi. Üçüncü kısa filmden itibaren uzun metrajı bekliyoruz. Ücret almak için. Sen gördün mü? Ben patlatamadım, ölmedim yani. Yalnız var herkes nasıl tırsın? Herkesin fotoğrafını çekeceğim. En son bu halde. Kulağını kapsamayın. Erdem de projeyi çok sevmiş olmalı ki hakikaten şahane bir beste yaptı. O kadar şahane, o kadar zor bir beste yaptı ki bir anam ağladı. Yani çok özür diliyorum. Şarkıyı söylemeye çalışırken, söylemeye çalışmaktan. Ama en sonunda şöyle bir şey oldu aslında. Şarkıyı söyleyemeyişim bir oyun oldu sanki, değil mi? Çünkü sahne o kadar aksiyon bir sahne ki şarkıyı normal haliyle söylemek Allah'tan mümkün olmadı. Yani sahne bunu istemedi. Ben de detonelere çıkarak, çığlıklar atarak, yara alayarak, sesimi titreterek falan işte uygun bir şekilde söylemeye çalıştım. Yaramların ellerin gerekli kenardayım. Gelmelisin, bilmelisin, yangınımı görmelisin. Allah'ım her zaman... Dilin ismi? Benim film için yazdığım parçanın ismi aslında. Filmin içinde de bu parçayı Canan bir sahnede canlı olarak söylüyor ki Canan'la çok çalıştık bu parçaya. Hatta bir canlı yayında milyonların önünde gayet güzel söyleyebilecek bir hale geldi ve parçayla filmi bütünleştirebilecek bir role büründü. Zaten Canan'ın oyunculuğu tartışılmaz. O ayrı bir konu. Filmin senaryosunun çarpıcı gerçekliğe sahip olması ve hakikaten derin olması sebebiyle bu ismin konulmasına karar verildi ve buna en çok ben mutlu oldum. Proje var. Evet, çok yakında inşallah bu ay bitmeden Derin isimli bir kısa film çekeceğiz. Hı hı. Bu benim için özel bir anlamı var çünkü benim hayatım boyunca oynamak istediğim bir rol vardı. Söylüyorum. İnsanın hayali bu olur mu demeyin. Pavyon şarkıcısı. Ne oynamak istemiştiniz yani. Hep? Evet, olabilir, hep pavyon şarkıcısı oynamak istemiştim. Bir oyuncu olarak her şeyi
Hatta bir ara sevgili Çağan yazmıştı bir şey. O bazı sebep, Çağan Irmak'tan bahsediyorum. Bazı sebeplerden dolayı olmadı. Sonra sevgili arkadaşım yazar, yönetmen Erol Çelik'le konuşurken bir gün o bir kısa film yapmıştı. Ben orada koçluk yapmıştım. Yeni bir film daha yapacağım dedi. Ya dedim bana yazsana bir tane pavyon şarkıcısı rolü. Aynen öyle. Benim böyle bir hayalim var. Baktı böyle, yazayım ya dedi. Yeni bir başlangıç verdin bana her başlangıçta. Yine düştüm, yine vazgeçtim bu yolda. Artık saymayı bıraktım. Bu kaçıncı proje oldu birlikte? 8, 9, belki 10 olmuştur. Hepsinde ayrı bir keyif aldım. Ama senaryo olarak şunu söylemeliyim. Derin'in ayrı bir yeri var. Derin biraz daha içime sinen bir proje oldu açıkçası. Geri geldiğimde bir tane pislik görmeyeceğim orada. Çabuk temizle bizim. Tamam abi ya. Kayıt prova yapıyorum. Yani olursa çekeceğim. O yüzden bütün her şeyi tamamen düzgün bir şekilde yapacağız. Abi sen baştan sona... Rolümüzde figürasyon ama benim ilk set ve ilk ölüm tecrübemdi. Tecrübeliyorum. Çok keyifliydi. Ama objektife tükürmezsin değil mi Erdem? Hayır. Öyle kafayı çevirmek biraz. Mikrofonu da ona göre şey yap. Kan atacak. Tamam. Vallahi hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bir önceki filmin de ödül alması yani beni daha çok böyle bir ne derler? Motive etti. Tek çare senden. Ne sağım ne solum ne yanım ne yolum kalmadı. Koşmadılar benim peşimden ha. Neler gördüm ben be. Ne mafya babaları kıçımdan ayrılmadı. Ne zengin adamlar ayaklarıma kapanmadı. Bunun gibi çakallara pabuç bırakır mıyım lan? Benim mekanıma geleceksen adam gibi geleceksin. İyi bir rakam önerdiler. 1 milyon dolar. Ben de tabii öyle diyemedim. Menajeri aradan çıkarttık. İmzayı attık. Filmi de çektik. Çok uzun konuşmamak lazım çünkü kısa film. Yani götünden kan almadım çünkü başka yerden almışım. Abi senin var ya aldın zaten. Cemal abi hazırlıklıyız abi. Öyle bir şişe. Tabii canım. Rolüm bir pavyon mafya babasının bodyguardı. Öyle söyleyeyim. Tamam. Kısa bir rol ama güzel bir roldü yani. Kısacık evet. Öldük yani. Bir azıcık evet. Daha öfkeli ve yani köşeli yandım. Anladın mı? 3, 2, 1 kayıt. İlk deneyimin biraz enteresan oldu. Nasıl yapacağımız konusunda tartışırken birden olaylar gelişti. Güzel oldu yani. Sevdim, hoşuma gitti. Adamın keli nasıl parlıyor? Sahnede kendimi görüyorum adamın kafasında. Gülmemek için zor tuttum kendimi şarkıyı söylerken. Herif bir de bana çiçek yolladı biliyor musun? Yanında da bir kadın var. Gerçekten çok büyük deneyim kazandığımı düşünüyorum yani bu filmle ilgili. Hazırlık aşamasında özellikle yani. Okuduk, tartıştık, ne olması gerekiyor, ne getirmem gerekiyor, ne giymem falan filan. Süper bir bomba matematiği yaptıktan sonra gerçekten harika bir gün geçirdik yani. Ona bakıp da mı çıkıyorum? Babacım demin kim aynısı? Buradan gidiyor tamam mı? Tam giderken bakmıyorsun yüzüne. Bu da baktı hakikaten gidiyor ya. Sarılıyor ben de sarıyorum. Sarıl. Heh, ondan sonra ipliği vereceğim ben. Tamam. 3, 2, 1. Tamam Merve içeri girdi. Kalk abi. Hiç istemiyorum. Kurtul ellerinden. Ben de gitmek istemiyorum ama bütün bunlar oldu zaten. Çok güzel. Sağ olsun Erol hep çağırıyor beni. Bazı filmlere çağırıyor, bazı filmlere çağırmıyor daha doğrusu. Böyle daha alen yerli, böyle daha düşük bütçeli, daha yoğun çalışma sahibi filmlere, bütçesiz filmlere çağırıyor sağ olsun beni. Kemal
Kemal abi de burada kameranın önünden geçer. Detay alırım en azından. Artık buraya bir bakış açısı vereceğiz. Dur Erdem, yerinde bir durur musun? Ha, bak kız, anladın mı? Ya benim için hakikaten çok keyifli bir iş oldu. En önemlisi çok güzel bir ekiple çalıştım. En başta hepsi benim için birer dost. Hayatta bir kere daha şuna inandım bu sayede. Kalbimi açmayı seçtiğim güzel insanlardan hep çok güzel geri dönüşler aldım. Hem dost olarak, en başta dost ekip olarak, sonra iş olarak. İnsan benim için çünkü her zaman her şeyden çok daha önemli. Şahane bir şey oldu benim için. Sahnede Seyitap hareketli bir parçayı yeni bitirmiş ve Murat'ın içeri girdiğini görünce yüzünü oluşturur. Derin irdelendiğinde siyah ve beyazı bütün kontrastlarıyla gösteren bir film. Hatta çarpıcı ve etkileyici bir filmdi diyebilirim. Senaryo elime ilk geldiğinde heyecanlandım. Çünkü izleyen herkesin içerisinde mutlaka bir yerine dokunacak ve empati yaptıracak bir güce sahip olduğunu gördüm. Filmde oynayan her karakterin yaptıkları seçimler sonucunda yolun bir anda nasıl değişebileceğini ve her yer aydınlıkken bir anda karanlığa nasıl da kolayca düşülebileceğini gösteren bir film. Bir adamın hayatı mükemmel derecede iyi giderken önüne çıkan ateşli bir kadın, onun karanlık ve kayıp yaşamına sürüklenmesi, şiddet, tutku, hırs, intikam, alkol, ihtiras ve karanlığın iyi bir adam üzerinde neler yapabileceği ve acı sonuçlarını fazlaca gerçekçi gösteren güzel bir film. Merak ettim. Hayatıma girdiğin andan itibaren ortak hikayemizin en heyecanlı yine geldiysen şimdi. Söyleyeyim mi? Beni verir misin? Ben niye film çekmeye devam ediyorum? Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnanılmaz iyi bir ekiple çalışıyorum. Işıkçısından, sesçisine, görüntü yönetmeninden, herkes, oyuncularından herkes acayip bir özveriyle çalışıyor. Arkadaşlar param yok ama bu filmi çekmek istiyorum diyorum. İnsanlar kendi benzin paralarını koyuyorlar, kendi yemeklerini ödüyorlar, malzeme buluyorlar, ne yapıyorlar, yapıyorlar. Hani söylenseler de. Tabii öyle söylüyorsun ama sonra bizi çok arayan çok olur. Adları yazmıyorum. Onların sayesinde ödül de aldık. Onsuz olmaz. Her vazgeçtiğimde yeni bir başlangıç verdin bana. Her başlangıçta yine düştüm, yine vazgeçtim bu yola. Her şey anlamsız, bana her şey sahte geliyor bu dünyada. Bende kalmadı ne cesaret ne başlangıç sonunda. Sen vazgeç benden, tek çare senden. Ne sağım ne solum, ne yanım ne yolum kalmadı. Tükendim bittim ben. Dur gitme lütfen, vazgeçme benden. Yaşadım bunu ben, yapamam yeniden. Bırakma beni böyleyken. Son umut
bendeki senin yerin. Gör beni, sar beni, yaram derin ellerin. Gerekli keder diyeyim. Gelmelisin, bilmelisin, yangınımı görmelisin Allah'ı. Her zaman seninleyim, yardım et. Bu sefer derindeyim, haykırdım, yalvardım, elindeyim. Sensiz olmaz, onsuz olmaz.